Iğdır'da yerel seçimlerde iddialı olan iki parti var. Bir Cumhur İttifakı MHP ile AK Parti'nin başını çektiği, diğer tarafta da DEM Parti var. Son seçimlerde bütün partiler DEM Parti'nin devamı olan HDP'ye karşı birleştiler. İYİ Parti adayını çekti, diğer partiler adayı göstermediler. Cumhur İttifakı kaybetti. 1514 oyla HDP kazandı son seçimi. Daha sonra kayyum atandı. Bu seçimde de yine iddialı parti DEM Parti'dir ve Cumhur İttifakı ile yarışıyor. Geçen seçimde MHP adayı gösterdiler. MHP'den gösterdiler. Bu kez AK Parti'den gösterdiler. MHP adayı göstermiyor. İşte diğer irili farklı partiler, Zafer Partisi gibi partiler, birçok parti aday çıkarmayacağını, DEM Parti'nin kaybetmesi için aday çıkarmayacaklarını belirttiler. Bir de bu seçimlerde bir taşmalı oylarla ilgili iddialar var. DEM Parti'nin itirazı oldu. Hem yerel il seçim kurulu hem de YSK'ya milletvekilleri basın açıklaması düzenledi. Yani yaklaşık 7 bin civarında bir taşımalı oyun söz konusu olduğunu, bazı mahallelerde kırpmalar olduğunu, bazı köylerden, beldelerden insanların buraya taşındığını, hatta Aralık ilçesinden 1000 oyun Iğdır'a geldiği şeklinde bir açıklama da oldu, belirlendi. Bunlara itirazlar yapıldı. 2019 seçiminde de itirazlar olmuştu. Bu şekil olan 1350 oy iptal edilmişti. Genel bakacak olursak Iğdır, yani iki etnik yapının yaşadığı bir şehir, hileli bir seçimi kaldıracak bir kent değil. Kesinlikle hileli bir seçimi bu şehir kaldıramaz. Maazallah toplumsal sonuçlar olur, toplumsal sıkıntılar meydana gelebilir. Yani bu anlamda bu seçmeli, taşımalı oyların, bu itirazların kabul olması demokrasinin sandığa gerçek yansımasını gösterecektir. Son milletvekili seçimde HDP tabanından %10 seçmen sandığa gitmedi. HDP kendi seçmeni sandığa taşırsa, yani bu seçmeli, taşımalı dediğimiz oylar da sandığa gitse, ama HDP kendi tabanı sandığa taşırsa yine DEM Parti kazanır diye düşünüyorum. Artı Iğdır'da bir de İYİ Parti'nin milletvekili, belediye başkan adayı var. İYİ Parti de belediye başkan adayı çıkarıyor. Cumhuriyet Halk Partisi de adayı çıkartıyor. Bu adaylar da Deva Partisi'dir, Saadet Partisi, diğer partiler de adayı çıkaracaklardır. Ya bunlar da kendi tabanlarında oyları götüreceklerdir. Yani Iğdır'da ben DEM Parti'yi daha favori görüyorum. Son 3 seçimde de DEM Parti kazandı. Şu an AK Parti de belediye başkan yardımcısını gösterdi. Iğdır belediye başkan yardımcısı, kayyumla çalışan bir hanımefendiyi gösterdiler. Belediye başkan yardımcısını. Bu kadın da, bu belediye başkan yardımcısı daha önce HDP'li belediye tarafından atanmıştı. Bir memurken HDP'li belediye yönetimi tarafından belediye başkan yardımcılığına atanmıştı. Yani AK Parti böylelikle bir HDP'nin tabanında oy devşirmeye çalışıyor ama sonuç alacağına inanmıyorum. DEM Parti tabanı kendi partisine oy verecektir. Yaklaşık 5600 seçmen, yeni seçmen ilk kez oy kullanacak gençlikte. Bunun büyük bir çoğunluğu DEM Parti tabanından oy kullanıyor. Ama milletvekili seçimlerde bazen adaylara tepki oluyor, sandığa gelinmiyor. Bu böyle bir sorun yaşanıyor bütün partilerde. AK Parti'de de, MHP'de de, DEM Parti'de, bütün partilerde bu yaşanıyor. O da geldi. Onun için milletvekili seçimlerinde katılım genelde düşük oluyor. Ama belediyede bu zirve yapıyor. Hem muhtarlar da oyları getiriyorlar. İşte belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, oy katılım oranı belediyede her zaman Iğdır'da milletvekilinden yüksek oluyor. Katılım oranını daha fazla bekliyorum ben bu seçimlerde. 3 ilçesi var Iğdır'ın. AK Parti Karakoyunlu Aralık'ta sürekli AK Parti ile MHP yarışıyorlar. En son seçimde CHP yarıştı AK Parti'de Aralık'ta. Bu seçimde de Aralık ilçesinde CHP ile AK Parti'nin arasında aday geçeceğini düşünüyorum. DEM Parti henüz adayını açıklamadı ama Tuzluca'da DEM Parti iddialı. DEM Parti'nin Tuzluca'da daha önce de kazanmıştı. İşte yerine kayyum atanmıştı. Ama DEM Parti Tuzluca, Iğdır, Halfeli ve Hoşhaber'de etkili sonuç alacağını düşünüyorum. MHP ile AK Parti'nin de Melekli beldesinde ağırlıklı olarak
ikisinden biri yarışıp alacaklardır. Bir de Karakoyunlu ve Aralık ilçelerinde. Yani gençlik İstanbul'a, Batı illerine çalışmaya gidiyor işsizlikten dolayı. Ondan dönemiyorlar. Bir kısmı bir 600 civarında bir gençlik de Avrupa'ya iltica etti bu son dönemlerde. Şüphesiz siyasi partilerde gençlik ve kadın kimdeyse o sonuç alıyor, o kazanıyor zaten. Gençliği ve kadını desteklediği parti öne çıkıyor. Evet. Yani gençliğe ve kadına istihdam yaratan, kooperatifleşerek, yani birçok ıdır, örneğin bir reçel fabrikası olabilir, salça fabrikası olabilir, aş evleri olabilir, işte bir sürü tarlaya ziraat elverişli tarlalarımız var, ekin alanlarımızı bunları eken, kooperatifleşen, gençliğe, kadına istihdam alanları açan, işte Iğdır'ın halısı, kilimi meşhurdur, onları yaptıracak, atölyeleri açacak, yani iş imkanı, istihdam sağlayacak parti Iğdır'da her zaman kazanacaktır.